partilerimiz, değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz diliyorum. Seçim süreçleri partimizde her zaman heyecan kazandıran, partimizde ilme kazandıran, ülkeye de katkıda bulunan süreçler yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da yerel seçimlere, 2019 yerel seçimler öncesi genel merkezimizin almış olduğu karar ile yaklaşık geçen hafta itibariyle adaylık başvuru süreci başlamıştır. Partimize hayırlı olsun diliyorum. Bugün ilçe başkanlığı olarak ilk belediye başkan adaylarımızın açıklamasını sizlerle gerçekleştireceğiz. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim. Ben sözü bugün onlarda söz olduğu için sözü belediye başkan adayımız Deniz Hanım'a vermek istiyorum. Buyurun Deniz Hanım. Çok teşekkür ederim. Silivri bizim İstanbul ve Türkiye için geliyoruz sloganıyla yola çıktık. Ve değerli ilçe başkanım, değerli Cumhuriyet Halk Partisi dostlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Üyesi olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi 2019 yerel seçimleri sürecinde Silivri Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurumu biraz sonra ilçe başkanımıza dosyamızı teslim ederek gerçekleştirmiş olacağım. Parti üyesi olan herkesin en doğal hakkı olan belediye başkanlığı ve meclis üyeliği başvuruları partimiz içinde ayın 19'unda son bulacak ilçe başkanımıza dediği gibi. Biri olarak partimin bana verdiği bu hakkı kullanarak aday adaylığı başvurumu dosyamızı İlçe Başkanı Suna Göçengil'e az sonra teslim edeceğim. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu dönemde kadın adaylar için daha fazla kontenjan belirtmesi ve her platformda da kadın adayların olması gerektiğini belirtmesi üzere geçmiş yıllarda da partime emek vermiş bir kadın olarak aday adayı olmayı tercih ettim. Geçmişten günümüze kadınlarımızın elinin değdiği her işin başarıyla ve güzellikle sonuçlandığını düşünürsek Silivri'de bir kadın eli değmeli diye düşünüyorum. Şayet aday olursam Silivri tarihine bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Kadın belediye başkanı olarak Silivri tarihinde güzel işlere imza atmak niyetindeyim. Uzun süredir yaptığımız çalışmalarda Silivri'yi gerçekten bir marka şehir yapma yönünde çok güzel çalışmalarla projeler hazırladık. Önümüzdeki süreçte bu çalışma ve projelerden bahsedeceğiz tabii ki. Önceliğimiz tabii ki genç ve dinamik bir kadroyla Silivri'yi bu kentte yaşayan herkeste dernekleriyle, STK'larıyla, kadınlarıyla, gençleriyle, çocuklarıyla, hayvan ve doğa severleriyle, en önemlisi bu şehre emek vermiş insanlarıyla, büyüklerimizle hep beraber konuşarak, tartışarak, ortak akıl yöntemleriyle yönetmektir. Silivri'yi ben değil, biz olarak yönetmeye talibim. 200 bine yakın yaşayanımızla, biz Silivri'ye olan sevdamızla hayal ettiklerimizi gerçekleştirmek için bu göreve talibiz. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, bu bayrak altında yüreğinde vatan sevdası olan herkesle sizin çizdiğiniz yolda sizinle beraber yürümek istiyorum. Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e inanan ve vatanın namusu için canını hiçe sayan Halide Edip Adıvar, Nezahat Onbaşı, Şerife Bacı, Erzurumlu Kara Fatma, Halime Çavuş, Hafız Selman İzmer, Gördesli Makbule, Emire Ayşe, Hayal Rahme ve daha yüzlercesi buradan bir kez daha minnetle ve şükranla yad ediyorum ve diyorum ki ben Cumhuriyet kadınıyım. Kuvayi Milliye ruhuyla birleştiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında kadın, erkek, genç, yaşlı demeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği muasır medeniyetler serisine yürümek için aday adayıyım. Sizden çok inanmıştır. Rejimi ve inkılapları benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı, bir hareket duydu mu, bu memleketin polisi var, jandarması var, ordusu vardır, adliyesi vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla nesi varsa onunla eserini koruyacaktır. Polis gelecek, asıl suçluları bırakıp suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, polis henüz inkılap ve cumhuriyetin polisi değildir diye düşünecek fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir, yine düşünecek. Demek adliye ıslah etmek, rejime göre düzenlemek lazım diyecek. Onu hapse atacaklar. Kanun yolunda itirazlarını yapmakla beraber bana İsmet Paşa'ya meclise telgraflar yağdırıp haklı ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışmasına kayırılmasını istemeyecektir. Diyecek ki ben inanç ve kanaatimin icabı yaptım. Müdahale ve eylemimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amelleri düzeltmek benim vazifemdir. İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği budur diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
Bursa Nutfu'ndan yola çıkarak ve bir cumhuriyet kadını olarak diyorum ki Silivri bizim, İstanbul ve Türkiye için geliyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Evet, hayırlısı olsun diliyorum. Bir şekilde omuz açık olsun diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Arkadaşlarımızla konuşmayı yapalım. Herkesin önünde görelim kendimizi. Ben de burada yapıyorum. Evet arkadaşlar, katılımınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Bu adaylık süreçlerimiz devam edecek. Bugüne kadar şu an ülkemize başvuran aday adaylarımızdan yarın saat 14'te Selami Nehir Efendi adaylığını açıklayacak. Perşembe yine saat 14'te Mümin Koçoğlu adaylığını açıklayacak. Cuma saat 15'te büyük bir ihtimalle, yani saati %90-15'te Belediye Başkanımız Özcan Işıklar adaylığını açıklayacak. Partimize, ülkemize, Silivrimize, İstanbul'umuza, ülkemize hayırlı olsun diliyorum.